Devam ediyoruz. Yine Aselsan'dayız. Aselsan tabii teknolojinin yatağı olduğu için yanımızda da Hakan Bey var. Onu da aldık getirdik. Dedik ki bize teknolojik bir şey sun. O da dedi ki yani iste ne istersen benden iste. Dedi ki işte burada iki tane ya dört tane bir parçalık bir cihazımız var. Bu nedir? Tabii ki ona soracağız. O da bize anlatacak. Hakan Bey merhabalar öncelikle. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Nedir bu cihazımız? Cihazımız özellikle savaş sahasında dostu düşmanı ayırmaya yarayan. Dostu düşmanı ayırıyor. Evet, birbirinden ayırmaya yarayan çok önemli bir sistem. Kritik bir sistem. Şöyle bir sistem varmış değil mi içinde? Tipleri koyuyor. Türk tipi, yabancı tip. Aa yabancı geliyor çak çak. Evet, aslında öyle biraz. Biraz öyle diyorsun. Tabii, nasıl oluyor o zaman bu sistem? Şimdi sistem temelinde çok yüksek frekanslarda bir sorgulama yapan, radar üzerinden bir sorgulama yapan sisteme sahip. Bu sorgulayıcı cihazı dediğimiz cihazımız. Yeşil olan. Evet doğrudur. Bu radarlara olan. Takılan, kısa orta menzilli radarlarda kullanılan bir birim. Karşı birimimiz ise uçaklarda, helikopterlerde ve çeşitli gemi sistemlerinde kullanılan bir birim. Saldırı yapabilecek. Şeylerde mi tutuyoruz doğru, genelde? Doğru. Sadece saldırı yapma anlamında değil, dost düşman birliklerini birbirinden ayırmaya yönelik olarak. Kritikliği dediğim gibi NATO'da çok yeni bir proje. Bir kere her şeyden önce eskiden Mod 4 sistemi kullanılıyordu. Mod 4 sisteminin bir takım zafiyetleri, eksiklikleri yıllar içerisinde ortaya çıkmaya başlayınca NATO Mod 5 sistemine geçmeye karar verdi. Mod 5 sisteminin en önemli özelliği elektronik harbe karşı daha dayanıklı olması ve kriptolama sisteminin Mod 4'e göre çok daha geliştirilmiş olması. Anladım. Bu nedenle bir kripto cihazımızı görüyorsunuz bu burada. Bu kripto cihazımız. Evet doğrudur. Bu da kripto cihazımız. İşte şu an görmüş olduğunuz şey. Bu cihazımız çok değerli bir şey. Başta söyleyeyim. Kripto dediğimiz şey ne? Bilmeyenler için bir açıklama. Kripto aslında bir kodlama mekanizmasıdır. Yani bir başkasının eline geçmesini engelleyen, günlük, aylık, haftalık olarak değiştirilebilen, ancak o anahtar bilgisine sahip kişinin doğru olarak okuyabileceği veya cevap verebileceği bir birimdir. Bu birimde cihazlarımızın şurada yanda bulunduğu boş slotlarına şöyle takılarak, yan tarafına takıldığı evet, doğrudur, zaman evet, kriptolu hale getirilmiş oluyor. Anahtar cihazımız. Bunun üstünde mi oluyor? Anahtar dediğimiz olay şuradan yüklenen bir şey. Elektronikte buradan tamamen elektronik şuradan yükleniyor. Yüklenmektedir. Evet bir cihaz yardımıyla. Aslında anahtar fiziksel bir anahtar anlamını taşımıyor. Tabii ki sizde tabii ki terimlerin farklı olması çok normal yani. Hepimizi anlamayacağı USB takmıyoruz hem de sonunda. Evet bu görmüş olduğumuz kripto TÜBİTAK'ın. Destekleriyle doğru, beraber doğru, üretmiş evet, olduğu bir şey. Ve Aselsan'la birleştiği zaman canavar bir şeye dönüşüyor. Burada da bir kontrol panelimiz mi var? Doğrudur. Kontrol panelimiz genellikle uçaklarda, helikopterlerde ya da gemilerde cevaplayıcı cihazın önünde kullanılan bir cihazımız oluyor. Ve buradan anahtar yüklenmesi veya diğer aktivitelerin yapılması pilot maharetiyle yapılabilir hale geliyor. Sistem çökerse buna mı geçiyor yani? Doğru, aynen öyle. Aslında normalde uçaklarda veya helikopterlerde kullandığımız bilgisayarlı bir bas kontrol yapısı var. Orada bu cihaz çok kritik bir cihaz olduğu için yedekleme anlamında bu kontrol kutusu üzerinden de kontrol edilebiliyor. Her şeyin önlemini aldık diyorsunuz. Evet. Görmüş olduğumuz şeyin dört parçalık bir cihaz. Doğru. Bu dört parçalık cihazda yani dört değil aslında. Burada ya bir tane daha galiba geliyor. Beşinci. Hayır. Aynı kripto modül her iki cihazla birlikte kullanılabiliyor. Kripto modülümüz tektir. Tektir. Doğru. Bu siyah olanı görmüş olduğunuz siyah uçaklarda, helikopterlerde oluyor mu? Helikopterlerde ya da gemilerde evet, bulunuyor. Bu da yan tarafında bulunan da radara takılıyormuş. Radara takıldığı takdirde radar sinyali sayesinde karşı tarafa bir kripto yani bir şifre gidiyor bizim anlayacağımız dilde. Doğru. Bu şifre tabii bildiğimiz 1, 2, 3, 4 değil. Önemli kripto denilen kodlanmış bir kodlanmış işaret gidiyor. O işaret gittiği zaman o çözülüp geri gelirse diyoruz ki doğru bu bizim dostumuzmuş doğru. diyoruz. Ahmet Mehmet diyoruz. Ama geri gelmediği zaman Christopher geliyor hadi diyoruz. Öbür tarafa diyoruz ki bu düşman. Şimdi NATO'da Christopher da dostumuz aslında. O zaman bakacak olursak. O zaman kim geliyor? Gelenleri biliyoruz boşveri. Peki, evet. Gelen kişiler de o zaman diyoruz ki bu bizim düşmanımızmış. Tabii ki uyarırız. Uyarmazsak bak evet. Türk'üz, doğru. severiz. Misafirperverliğimiz de vardır ama bir yere kadar diyoruz. Evet. Biz de önlemimizi alıyoruz. Kontrol paneli sayesinde herhangi bir şekilde sistemde bir çökme yaşanırsa hemen görmüş olduğumuz gibi bu kontrol panelinden istediğimiz her şeyi yapıp aygıtın düzgün çalışmasına doğru. yardımcı oluyoruz. Doğru. Arka tarafta da bir test istasyonumuz var. Test istasyonunda da geliştirmiş olduğumuz bu cihazların testlerini yapıyoruz.
Testlerde kripto mesajı mı gönderiyorsunuz? Ne aslında tabii cihazın çeşitli özellikleri var. Frekansının doğruluğundan varıncaya kadar, çıkış gücüne kadar her türlü özelliğin test edilmesi olayı var. Hı hı. Bu arkadaşlarımız bu test istasyonumuzda kendi hazırladığımız yazılım ve donanımı da bize ait olmak üzere bir istasyon üzerinde cihazların testini yapıyorlar. Peki, doğrulundan emin oluyorlar. Basit bir şey soracağım. Artık Aselsan'ın içinde olduğum için yakında ben de burada çalışmaya başlayabilirim. Mesela diyelim ki sinyal gidiyor ya, teşekkür ederim. Sinyal gidiyor. Uçakta jammer var. Evet, şimdi zaten biraz önce sözünü ettiğimiz NATO'da kullanılmakta olan Mod 4'ün zafiyetlerinden bir tanesi de buydu. Yani sizin dediğiniz gibi bir jammer ya da aldatma için aynı işareti geriye gönderme de söz konusu olabilirdi. Hı hı. Kripto güzel bu konuda. Kripto belli bir önlem getiriyor. Her ne kadar Mod 4'ün kriptosu yeterince güvenli değilse de. Fakat Mod 5 ile birlikte yapılan elektronik harbe karşı koymak için de değişik metotların uygulanması oldu. NATO uzun yıllardır bu işin içerisinde çalışıyor. Hı hı. Biz de Aselsan ve TSK olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu konuda çalışmaların içerisinde bizzat bulunduk. Hı hı. NATO panellerinde, NATO'nun gruplarında. Ve dolayısıyla bu yeni yapılmış olan Mod 5 sistemiyle birlikte cihazın elektronik harbe karşı veya karıştırılma diye tabir ettiğimiz konuya karşı, hı hı, güvenliği çok miktarda yükseltilmiş oldu. Yani her şekilde o sinyal gönderiyoruz. Doğrudur, doğrudur. O sinyali gönderiyoruz. Kötü koşullar altında da gönderebiliyoruz. Kötü koşullar altında da gönderebiliyoruz. Her, evet, şekilde ulaşıyor, evet, ve buna karşı da bütün önlemler alınıyor. İşte bu tamamen bir teknoloji savaşı diyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi burada mühendisler harıl harıl çalışıyorlar ama hiçbiri gerçekten oturmuyor. Gerçekten. Ya da gözükmüyorlar, devamlı çalışıyorlar, bir seri üretim devamlı görüyorum, evet, Aselsan'ın içerisinde. Bu da tamamen ülkemizin savunma yapısını güçlendirmek, diğer ülkelere yardımcı olmak gibi bütün her şeyi kapsıyor, evet, ve Aselsan da bunu çok başarılı bir şekilde yerine getiriyor. Bu konuda ilave edebileceğimiz bir şey olabilir. NATO ülkeleri içerisinde geliştirilen temelde bir cihaz olduğu için şu anda 7 ülkenin, NATO ülkesinin firmaları bu konuda çalışma yapmakta. Aselsan da bunlardan bir tanesi oldu. Yani ilk defa bu ürünü dünyada NATO ülkeleri adına çıkartacak bir firmayız biz. Türk firması. Türk firması olarak, hı-hı, evet, aynen öyle. Bunun getirdiği bir avantaj da dünyadaki NATO ülkeleri pazarında söz sahibi olma yönünde de bize bir avantaj sağlayacağını değerlendiriyoruz. Kesinlikle. Yani pazarlama açısından, ilk olma açısından getireceği avantajları bu yönde de değerlendiriyoruz. Bildiğiniz gibi Körfez krizi sırasında müttefik uçakların veya müttefik kuvvetlerin birbirlerini vurma olasılığı olmuştu, hı hı, ve olmuşlardı da. Bunu en aza indirgemenin en temel yolu, dediğim gibi, hem milli hem de NATO modlarında sorgulama veya cevaplama yapabilecek bir cihaza sahip olmaktan geçiyor. Yanı sıra yeni bir proje olarak da kara kuvvetleri de kullanılmak üzere, zırhlı ve tank gibi araçlarda kullanılmak üzere yine benzer konsepte bir cihazın geliştirme faaliyetlerine de başlamış durumdayız. Hava, kara, deniz hiç fark etmez diyorsunuz. Evet, evet, evet. Her şey içinde mevcut gelecek. Böylece dost düşmandan birbirinden ayrılacak. Evet. Bu arada diyeceksiniz ki yani telsiz denilen bir şey var. Niye sormuyorsun yani yabancı mısın? O kadar basit olmuyor bu işler. Onu ilk başta söyleyeyim. Uçağı düşünelim. Ses hızından hızlı giden bir şeyden bahsediyoruz. O ara yani her şey anlık. O yüzden böyle çok başarılı cihazlara ihtiyacımız var. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Kodlar kendi arasında hallediyor. Doğruysa doğru, yanlışsa yanlış. Ona göre değerlendirmemizi yapıp, evet, sonuçlandırıyoruz. Evet.